Bir başka sanat programından daha bu haftada herkese merhabalar. 8 Mart haftasına yaklaşırken programımızın bu bölümünde 18. Filmmore Kadın Filmleri Festivali'ne yer verdik. Hem sinemada kadın üretimlerini hem de bu yılki festivalin içeriğini buyurun Filmmore'dan dinleyelim. Filmmore'dan biraz bahsedelim aslında. Muhakkak ki Filmmore'u bilenler, tanıyanlar, takip edenler var. Az değil, 18 yıl olmuş. Festivalin de 18. festival yapılacak. Biraz bu kısa öyküden bahsedelim, onu da anlatmış olalım. Biz 18 yıl önce işte aslına bakarsan böyle kendi halinde, kendi istedikleri filmleri şehre getirmek isteyen kadınlardık. Sinemayı seven, işte feminist, kadınlar için hayatta değişim isteyen, başka bir hayat isteyen ama bunu da sinemada görmek isteyen kadınlardık. O filmler asla şehre gelmeyince ve izlediğimiz filmlerde yani o bütün o kadın temsillerinden, bütün o şeyden çok rahatsız kadınlar olunca eleştirmekle durmayalım, kendimiz bir şey yapalım dedik, kendimize üretelim. Dünyada işte çok böyle sevdiğimiz film sinema örnekleri vardı. Onu Türkiye'ye getirelim filan. İlk yıl öyle başladık biz 25 filmle. İkinci yıl Diyarbakır'da o zaman şey vardı. Dicle Kadın vardı. Yani o zaman diyorum çünkü hep kapatılıyor ya. Bizim Diyarbakır'daki arkadaşların dernekleri. Dolayısıyla onlar dediler ki yani İstanbul'da oluyor her şey. Niye burada olmuyor? Biz burada da yapacağız dediler. Yapmaya karar verdiler ve onlar Diyarbakır'da da ikinci sene İstanbul Diyarbakır olduk. Öylece gezici olmaya başladık. Sonra Diyarbakır'dan sonra işte Adana dedi, bir yerde dediler öyle İstanbul'da olmaz. Sonra gezici festival olduk. Böyle her şey kendiliğinden oldu yani. Kadınlar bir şey talep etti filan. Ve ondan sonraki yıl o da yapıldı. Dolayısıyla işte gezici bir kadın filmleri festivali olarak böyle uzun yıllar aslında çok şeyle... Hayatla, koşullarla yani hem işte o egemen yapıyla festival gibi bir şey yapmak çok zor bir şey. Bir taraftan çünkü şey değil, önceden de kendimiz gösterimler yapıyorduk. Bu alanda bir şeyler yapıyorduk ama işte bunları izin alman, gümrükten film geçirmen gibi bayağı böyle bürokrasi olan bir iş. Ama başında hakikaten bilerek girmedik bu kadar zor bir işe girdiğimizi. Şey oydu, cesaretimiz oradan geliyordu. Başımıza gelince de yani bu ülkede kadınlar böyle yani bu topraklarda daha doğrusu şey hissediyoruz ya hani nasıl söyleyeyim sürekli yapamazsın edemezsin yapamamızı bekleyen koca bir dünyaya karşı oradan güç aldık ya yaparız dedik madem basımıza geldi bir yıl yapıp bırakmayalım hadi iki yıl yaptık bırakmayalım. O böyle şey gibi yani işte ne bileyim ben kızıcık şerbeti içtim demelerle 18 yıla varmışız biz de geçen fark ettik yani resmen böyle 18 olduk bu sene diye. Öyle bir hikaye ama şey bir şey var. Bunu böyle şey için söylemiyorum tabii ki. İlle de herkese iyi gelsin diye değil ama bize iyi gelen şey bir şey vardı. Diyarbakır'daki festivali kendileri yaptı mesela. Biz İstanbul'da herkese açıktık. Diyarbakır'da dediler erkekleri almıyoruz. Yerimiz az dediler. Orada öyle irade bir durum oldu. Ama herkes bir ucundan tuttu ve biz bir sürü kadın kendi festivalini yaptı aslında. O yüzden herkes için hikayesi çok başka. Biraz genel olarak filmleri hazırlayan ekipten bahsedelim. Burada bir kadro var aslında. Birçok kadın arkadaş var. Birçok kadın arkadaşın emeği var. Yok kadro değil halk hareketiyiz. Öyle mi? Evet. Tamam nasıl tanımlayalım bunu? Ya şey gibi bir şey tabii bu nasıl söyleyeyim. 18 yıl hakikaten son 4 yıl çok zordu. En zoruydu yani. Çünkü her yıl yeniden öğreniyorsun. Yani bir de şey çok başka. Biz geziciyiz ya mesela. Batman'da kaç yılında yaptık? Bizim 5. yılımızdı ama Batman'da ilk yapıyorduk. Mesela en zor festivallerden bir tanesiydi. Özeltim her seanstan önce köpeklerle özeltim arıyor. Yapmayalım festivali diye resmi bir yasak yok ama hani resmi yasağın ötesinde bir zorluk çıkarıyorlar ve biz bir avuç kadınız yani çok zordu gerçekten. Bütün ekipmanı topladılar. Bütün yani ve şey dediler bu festivali yapamazsınız dediler. Biz işte bayağı gürültü yapıp yaptık. Hiçbir şey yapmadılar ve dediler ki bu kadınlar korkacak. Bu kadar özeltimden, köpeklerden falan. O zamanlar Kürtçe yasak. Biz de hakikaten kadınlar filmi izlesin diyen bir ekibiz. Şey değiliz yani Kürtçenin Türkiye'de serbest bırakılmasıyla ilgili mücadele vermiyoruz dedik orada. Dedik ki biz bu kadınların bu filmi anlaması için mücadele ediyoruz. Ve Kürtçe simultane yapacağız yani. Ondan sonra festival yasaklama girişimleri. Şey çok güzeldi yani bu...
herkesle paylaşmak istiyorum bunun yönencini. Biz çantamızdan çıkardıklarımızda tek bir kablo olmayan bir salonda her şeyi yeniden kurduk. Ve bizi yani resmen yasaklamak zorunda kaldılar. Onu da yapamadılar. Projektörümüz vardı ya, küçücük kadınlar olabiliriz ama kaplumbağa gibi her şeyi yanımızda götürüyorduk ilk yıllar. Çünkü her an bir fiili olarak yasaklamak için her şeyi yapıyorlar. Biz de seyahat gitmeye başladık. Oradaki kadınlarla oturuyorduk. Dikiş makinesi olan biriyle perdeyi kendimiz de diktik. Çantamızdaki ekipmanla projektörü, mikrofonu, işte laptop'tan bir film gösterme düzenini, bütün filmlerin yedek kopyalarını. Böyle hazırlıklarla, yani nasıl anlatayım? Yani bütün kadınlarla paylaşmak istediğim şey bir şey var. Tabii ki yani oraya sonra geleceğim yapamadığın yılları ama ya bir arada birbirimizden aldığımız enerjiyle ve galiba bizim en büyük cesaretimiz bu kadar çok haksızlığa maruz kalmak oluyor. Yani kadınlara yapılan her şeyin haksızlığı ve öfkesiyle en zor koşullarda bir festivali yaptık. Tek bir filmin gösterimini aksatmadık, yasaklanmasına izin vermedik derken o hale geldik. Son 4 yıl ilk yıllardan daha da zordu. Yani o OHAL koşullarından şu anki OHAL koşullarında bir genelge geliyor. Bu film göstermeniz yasaklamıştır kamu güvenliği gerekçesi dedi. Hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir mücadele alanı yok. Son 3 yıl biraz zordu. Karma karışık bir süreçti. Neyle uğraştığımızı bilmiyorduk. Yani bir bakanlık arıyor, şu olur diyor. Kamu güvenliği. Yani gerçekten bir film göstereceğiz ve Türkiye'nin kamu güvenliği sarsılacak. Düşünsene ne kadar güvensiz bir ülkede yaşıyoruz. Yakın zamana kadar Taksim'de başka bir çalışma ofisindeydiniz. Burası herhalde kısa zaman oldu. Ne zamandır buradasınız? 1,5 yıldır buradayız. Böyle buraya gelişinizin bir öyküsü var herhalde. Var. Hani var, anlatmak istiyorum. Çünkü şey zor, şöyle bir zamandı. Festivali böyle gerçekten yani çok zor kaynaklarını buluyoruz. Sürekli işte borç içinde geçiyor yıllar. Bir gün festivalden sonra Haziran işte festival bitmiş. Mayıs kapatmışız falan. Haziran'da oturduk konuşuyoruz. Bir araya geldiğimizde ben mesela herkes kendi içinden şunları söylerim diye bir hazırlarsın ya konuşma. İçimizden ya arkadaşlar evet bu ana kadar çok zorladık, ettik ama artık tükendik, çok yorulduk. Bir sene festival yapsak, yapmasak dünyanın sonu değil. Para da yetiştiremiyoruz kiraya, hani şey yok, kaynak yok. Ya bir sürü ofisi kapatsak, evlerden çalışsak, biz buradayız hani ne olur ki ya bir sene de festival yapmasak dünyanın sonu değil. Bir işlere ara verelim ama biz tabii ki ne yapıyorsak onu yapmaya devam edelim. Böyle şeyler diyeceğim arkadaşlarla değerlendirmede. O ruh haliyle gittik. Herkes o ruh haliyle gelmiş toplantıya. Çünkü çok işte zordu anlattım böyle bir şeyden. Bir sene festival yapmayacağız. Dünyanın sonu değil ama hani güya devam ediyoruz. Edeceğiz, bir yolunu bulacağız. Ofisi kapatacağız, işte evlere gideceğiz. Ya nasıl oldu ben bilmiyorum. Herkes böyle başladı. Sonra konuşmaya başladık. Birbirimizin yani tam amiyane deyimle gazına gelmek mi? Birlikte bir şey yapmayı sevmek mi? Bundan başka bir hayatta kalma şansımız olmaması mı? Yoksa sanki evimize döneceğiz ve pes etmiş mi olacağız gibi geldi. Böyle başlayan toplantının sonunda her şeyi yasaklayabilirler. Festivali komple yasaklarlar. Kamu salona çıkamayız. Gidelim büyük bir ofis yapalım. Bir odasında film gösteririz. Yine kadınlarla buluşuruz diye bir kararla çıktık. İnanamadık ve şansa burayı bulduk. 2 katlı burası. Ve o bize kendimiz çok iyi hissettirdi. Her şeyi mi yasakladılar? Tek bir salona çıkıp festival yapamıyor muyduk? Bu salonda yapacaktık. İşte perde aldık, projektör aldık. 30 kadın sığar buraya. Biz ne yapacağız? Yapacağız ve bunu devam ettireceğiz. Çünkü yani dünyayı değiştiremiyoruz ama olduğumuz yerde yaptığımız şeyi yapmaya devam etmekten başka bir hayatta kalma yolu bulamadık. Öyle buraya taşındık. İşte ev sahibimiz bir kadın, bize kolaylık yaptı filan. Ve 1,5 yıldır buradayız. O kadar da yani tabii ki yine öbür mekanları alabiliyoruz. Durum o kadar kötüleşmedi. Ama arada burada kendimizi atölye, işte workshoplar yapıyoruz. Basın toplantımızı burada yapacağız. Böyle de kullanıyoruz mekanı. Ama burası şöyle, her şey yasaklanırsa buradayız diye kendimizi iyi hissediyoruz. Burada yapacağız. Yeter yani. 18. festivalde merak edenler için nasıl bir içerik onları bekliyor? Nasıl bir festival bekliyor? Açılışından aşağı yukarı tabii çok da şimdiden şey yapmayalım, kimsenin merakını köreltmiş olmayalım ama evet, sürprizleri bozmayalım. Tabii. Biraz ama içeriğinden söz edelim. Evet. Ha. Yani 16-22 Mart İstanbul'da Frans Kültür Merkezi'ndeyiz. Yoğun olarak bütün programın bir hafta izleneceği bölüm. Sonra 22-25 Küçükçekmece,
Ve 22'sinden ayın 30'una kadar, Mart'ın 30'una kadar da Sinebüs gösterimleri var. İşte 8 köy gezeceğiz. Yani işte şey, klasik bölümlerimiz var. Kadınların sineması, cinsiyetler, işte bedenimiz bizimdir. Bu bölümlerde film gösterimleri var. Bu sene özel bir temamız ve bölümümüz var. Hak odaklı sinema bölümümüz var. Böyle bir panel yapacağız, hak odaklı sinema paneli. Onun dışında bir bu yıl Kuzey Afrika'da, Kuzey Afrika coğrafya komşuları diyoruz onları, kadınlarla birlikte sinemada cinsiyet, gender konuşacağız, toplumsal cinsiyet konuşacağız. Oradan misafirlerimiz olacak, filmler ve konferans, iki günlük konferans var. Onun dışında şey bölümü var, yine özel bu feminist bellek bölümü var. İlk sinemada ilk öykü anlatan kadın değil, dikkatini çekerim, sinemada ilk öykü anlatan kişi. Alice Giblaş toplu gösterimi var. Bu sene feminist bellekte onu anacağız. Bizim 3 yıldır yaptığımız bir paneller dizisi var. Hani onu da söylemeliyim ki sinema, Türkiye sinema sektöründeki kadınlar da bir ağ kuruyorlar, örgütleniyorlar, bir araya geliyorlar. Biz yapımcılardan başlamıştık. Yani sinema sektöründeki kadın yapımcılarla bir panel yaptık. Ondan sonra işte bu yapımcılar ve bu bütün bu gruplar örgütlü olmaya, ağ olmaya devam ettiler. Çok da vesile olmaktan çok mutluyuz. Senaristlerle yaptık. Bu sene de sinemadaki sanat yönetmenleri, ki çoğunluğu kadındır. Yani o kadınlara yakıştırılan bir iştir. Ama bir taraftan da çok başka da kadınların ayrıca söyleyecek sözü olan da bir alan. O kadar avantajlı değil yine de. Dolayısıyla sinemanın sanatkarları, işte bu sanat yönetmenleri paneli var sektör buluşmalarında bu yıl. Böyle bir festival programı. Filmler yüzü tek tek şu an açıklamıyoruz. Program ekibi bu konuda çok hassas. 2 Mart'ta programı açıklayacaklarmış. Sürprizler olacakmış. Ama işte böyle güzel bir program var. Şey bir şey nasıl, ama bir not ekleyeceğim. Festival yapmak şöyle bir şey. Aslında filmleri sen üretmiyorsun. Sen bütün onu daha çok insana duyurmak için işte alanını örgütlüyorsun, duyurusunu yapıyorsun. O filmleri, o festivali var eden sinemacı kadınlar. Ve her yıl şey çok zor, yani bizim en zor işi festivalin, teknik zorluklarını geçiyorum. Duygusal olarak en zor kısmı, filmlerden eleme yapmak zorundasın. Salon ve seansın belli. 300-500 film başvuruyor her yıl dünyanın her yerinde. Bu koşullara rağmen muazzam bir üretim içinde kadınlar üretmeye çabalıyorlar ve çok güzel işler üretiyorlar. Onlardan çok azını gösterebiliyorsun. Onu hep söylememiz lazım bizim. Bir seçme yapmak zorundayız. O seçmeyi de, yani itiraf edeyim, ilk yıllarda böyle çok fazla film yoktu. Çok önceleri ve gelen, hani beğendiklerimizi aldığımız yıllar hatırlıyorum ben. Şu anda çok beğendiğim, yani beğendiğim dedim, beğenmek kişisel bir şey ya. Bütün izleyen grup, izlemelerde hepimiz filme bayılıyoruz ama programda yer bulamıyoruz. Hani mesela izlediğim için kendimi şanslı sayıp izleyicilerle paylaşamadığı çok film oluyor şeydeki seçici kuruldaki herkesin. Dolayısıyla şey, biraz temaya göre o temalarda film seçebiliyoruz. Ama şey vesile olsun festival. Yani o yıl üretilen, bu yıl dünyada üretilen bütün feminist sinema örneklerini gösteremiyoruz. Buna yer bulamıyoruz. Yani çünkü Türkiye koşullarında yapıyorsun. Hani başka festivaller gibi salonların, mekanların sonsuz olanağı yok. Dolayısıyla bir kuple çeşitli temalarda gösteriyoruz. Ama insanların merak etmesine vesile olsun. Yani kadınların sözünü dinlemeyen, fikirlerine çok kıymet vermeyen bir toplumda filmlerini merak etmelerini, evet bekliyoruz, bunun için çalışıyoruz. Ve bunu yapmazlarsa, hani bir kısmı toplumun, o kadınların sözlerini dinlemeyen kısmı var ya, filmlerini de merak etmezler, kendini kaybederler. Ama biz onları daha çok kadına ulaştırıp onların merakını ve sonrasında ilgisini bekliyoruz. Yani devam et, onlar devam ederler diye umuyoruz. Bizim gösteremediğimiz o filmlere de ulaşıp izlerler. Az zaman kaldı. Yakın zaman sonra başlayacak. Bir yanıyla da tabii 8 Mart haftasına da girmiş olacağız. Önümüzdeki hafta itibariyle. Umarız ki 8 Mart'ın coşkusu aynı şekilde festivale de yansır. Keyifli bir festival olur. Şimdiden bu yılki festival için sizi kutlamış olalım. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz de bütün ne varsak, yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı işte hikayesinde anlatmaya çalıştım. Bir kuple ya da az, korktuklarımızda, cesaretimizde, her ne yapabilmişsek, her şeyle ne ortaya koymuşsak,
Bunu bütün kadınlarla kutlamak istiyoruz. En uzakta hiç festivale gelmeyen bir kadının bile hele böyle bir dönemde bir şekilde bir arada kalmaya çalışan herkese de nasıl söyleyeyim, hem kutlamaları paylaşayım. İyi ki varlar çünkü başka türlü yola devam etmek çok zor. İyi ki bir yerlerde varlar. Ama film de izlesinler. Yani biliyorum şöyle de bir eleştirim var. Biz örgütlü kadınlar çok fazla film izleyemiyoruz. Hayatta kendimize vakit ayıramıyoruz. İşte bu alanlara gidemiyoruz. Daha çok gidelim. Biliyorum her şey zor ama bir arada bir şey yapmanın, konuşmanın, sadece kendimiz için de bir şey yapmanın olanaklarını yaratalım. Bence daha iyi gelecek. Bu da son mesajımız olsun. Teşekkürler. Başka Sanat programının bu haftaki bölümünde Filmor'un konuğu olduk. Önümüzdeki haftalarda yeni program içeriklerimizde, yeni konu ve konuklarımızla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.